Bu videoda akson çapının ve miyelin kılıflarının aksiyon potansiyelleri üzerindeki etkilerinden söz edeceğim. Bu konuda yürütülen araştırmalar aksonun çapı ve aksiyon potansiyelinin hızı arasında orantısal bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yani çap genişledikçe hız artıyor, daraldıkça da azalıyor. Bir diğer bulgu ise miyelinle kaplı aksonların aksiyon potansiyellerini daha hızlı ilettiği yönünde. O halde önce akson çapının iletim hızı üzerindeki etkileriyle başlayalım. Aslında hiç de karmaşık değil. Geniş çaplı aksonlar iyonların ilerleyişine daha az direnç gösteriyor. Daha az dirence maruz kalan iyonlar da akson boyunca daha hızlı ilerliyorlar. Yani iletim hızı ne yapıyor? Artıyor. Diyelim ki bu voltaj e, kapılı sodyum kanalından aksona giren bir sodyum iyonu olsun. Tamam mı? Tabi aslında kapı açıldığında kanaldan aksonun içine hücum eden çok sayıda sodyum iyonu oluyor. Ama basitleştirmek adına her bir akson için bir tek iyon üzerinden örneklendirip anlatıyorum. Bu küçük çaplı bir aksona giren sodyum iyonu. Bu da geniş çaplı bir aksona giren sodyum iyonu olsun. Aksonun içine girdiklerinde her iki sodyum iyonu da sonsuz yönde ilerleyebilirler. Tabii sonsuz yönde derken, çizimi üç boyutluymuş gibi düşünmemiz e, gerekiyor. Yani sadece yukarıya aşağıya da sağa sola değil. Herhangi bir yöne, herhangi bir açıyla. Örneğin, iyon geriye, hücre gövdesine yönelmiş ya da aksonun uzunlamasına eksenine dik bir açı tutturmuş olabilir. İyonun bu yöndeki ilerleyişi, kanaldan içeri giren diğer sodyum iyonları üzerindeki etkisi dışında, aksiyon potansiyeli için çok da kayda değer bir etki oluşturmaz. Fakat iyon aksonun ucuna doğru herhangi bir açıyla ilerliyorsa işte bu aksom potansiyeli aksiyon potansiyelini pardon aksiyon potansiyelini etkiler. İletim hızı artar. Yönlerini gösterecek yeterli alanım e, olması için örneği önce geniş çaplı akson üzerinden size verici, e, verdim arkadaşlar. Tabii aynı şey yani sonsuz yönde ilerleme durumu küçük çaplı aksona giren sodyum iyonu için de geçerli. Peki farklı olan ne diye soracak olursanız farklı olan daha doğrusu fark yaratan şey bu sodyum iyonunun akson içinde karşılaşacağı engeller. Bunlardan ilki hücre zarı ve tabi stoplazma içindeki irili ufaklı birçok yapı. Veziküller, büyük proteinler, filamentler ve tübüller gibi. Stoplazmadaki tüm bu yapılar geniş çaplı akson boyunca ilerlemeye çalışan sodyum iyonu için engel teşkil eder. İrili, e, elbette bu irili ufaklı yapılar küçük çaplı akson içinde de mevcut. Fakat daha dar bir çap ne demek? Daha az hacim demek değil mi? Yoğunluk aynı ama daha az hacme, daha az stoplazma sığıyor. Dolayısıyla engel sayısı da daha az. Çizdiğim bu minik yuvarlakları sodyum iyonunun önüne çıkan engellermiş gibi düşünecek olursak, Gördüğünüz gibi üstteki dar aksonda sodyum iyonunun engele takılmadan ilerleyebil ilerleyebildiği daha az alternatif yol var. Çünkü çapla birlikte mesafede daralıyor. Diyelim ki iyon şu yönde ilerliyor ama bu defa da karşısına akson membranı çıkıyor. Ya da diğer taraftan gidiyor olsun diyelim ilerliyor ama çok geçmeden yine hücre zarına çarpıyor. Fakat şu yönde tam ortadan gidecek olsa belli ki çok daha kısa bir mesafe kat edebilecek. Çünkü önündeki stoplazmik yapı iyonun akson ucuna doğru ilerleyişini engel oluyor. Yahut daha dik bir açıyla yukarıya ya da aşağıya yönelse yine çok kısa bir süre sonra membranla karşılaşacak. Oysa aynı iyonun çapı daha geniş olan aksonun içinde çok daha fazla alternatif yolu olduğunu görüyoruz. Tabii bu iyon hiçbir engele takılmadan aksonun ucuna kadar gider demiyorum. Aksiyona girer girmez bir engelle karşılaşabilir elbette. Böyle bir ihtimal her zaman var. Fakat e, bir engele çarpmadan daha yüksek bir hızla daha uzun mesafeler kat etme olasılığı ilk örnektekine göre çok daha yüksek. Bunun nedeni başta da söylediğim gibi hacmin daha geniş olması. Daha geniş hacim daha fazla alternatif yol. Bu da daha yüksek olasılık demek. Hacim daralınca da tam tersi söz konusu oluyor. Tabii burada bir tek sodyum iyonu üzerinden örnek veriyoruz. Sürece çok sayıda sodyum iyonunu dahil edip ortalama hızlarını göz önüne aldığımızda bu iyonların geniş çaplı aksonlarda daha hızlı ilerlediklerini görüyoruz. O halde ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Aksiyon potansiyelinin ya da eylem akımının iletim hızı akson boyunca ilerleyen iyonların ortalama hızına bağlıysa, ki öyle, demek ki aksiyon potansiyelleri çapı geniş aksonlarda daha hızlı, dar aksonlarda daha yavaş iletiliyor. Aksiyon potansiyelinin iletim hızını önemli ölçüde arttıran bir diğer şey de aksonu çevreleyen miyelin kılıfları. Bu çizimde sarıyla belirttiğim kabartılar miyelin kılıflarını temsil ediyor. Oluşan eylem akımı miyelinli aksonlarda daha hızlı ilerliyor. Bunun nedeni miyelinli kısımlarda membran kapasitansının düşük olması. Daha anlaşılır bir ifadeyle bu bölgelerdeki membran potansiyelinin değişmesi için gerekli süre ve iyon sayısı daha az. Buradaki kapasitans sözcüğü herhangi bir membran potansiyelinde hücre zarının her iki tarafında yani hem içinde hem de dışında depolanabilen iyon sayısını ifade ediyor. Çünkü membran potansiyeli dediğimiz şey Esasında her bir e, anyon ya da katyon e, için söz konusu olan yük farkının büyüklüğü ile karşılık buluyor. Bununla birlikte membrandaki toplam yük ya da iyon sayısına kapasitans deniyor. Bu kapasite sözcüğünden türetme bir kelime. Yani kastedilen şey membranda tutulabilen yük miktarı. Aynı sözcükten türeyen bir diğer terim de kapasitör. Elektrik yükü depolayabilen birim anlamında kullanılıyor. Hücre zarı gibi bir kapasitör için geçerli prensiplerden biri şu. Membranın her iki tarafındaki yükler birbirine ne kadar yakınsa yük depolama kapasitesi de o ölçüde artar. Önceki videolardan hatırlayacağınız gibi akson üzerindeki miyelin kılıfları arasında kalan e, yalıtımsız boşluklara ramvier boğumları deniyor, değil mi? Ramvier boğumlarında hücre zarı miyelinle kaplı olmadığı için zar tabakasının kalınlığı da normal seviyededir. Bu ince tabakanın alt tarafındaki bir anyonla üst tarafındaki bir katyon birbirini kuvvetli bir şekilde çeker. Zıt kutupları birbirine bakan iki mıknatısın arasına ince bir kağıt parçası sıkıştırılmış gibi olur. Öyle düşünün yani. Anyon ve katyon birbirine o kadar yakın ki sanki arada bir zar tabakası yokmuş gibi. Karşılıklı büyük bir çekim kuvveti söz konusu. Membranın altı ve üstü arasındaki karşılıklı çekim bu kadar kuvvetli olunca tek taraftaki aynı kutupların birbirlerini itmeleri de zorlaşıyor. Hatta imkansız hale geliyor. Normal şartlarda tüm bu pozitif yüklerin yani katyonların birbirini itmesi gerekirdi. Öyle değil mi? Sonuçta aynı kutuplar birbirini iter. Fakat karşıt yükler arasındaki mesafe bu kadar dar olunca işler değişiyor. Zıt kutupların çekim kuvveti aynı kutupların birbirini itme kuvvetini yeniyor. O halde membranın bu kadar ince olduğu ramvier boğumlarında çok sayıda yük depolamak mümkün. Zar tabakasının alt tarafına bir sürü anyon, üst tarafına da bir sürü katyon dizebilirsiniz. Ya da en azından membran dinlenim potansiyelindeyken diyelim, yani iç taraf daha negatif durumdayken ne var ki miyelin kılıfıyla e, kaplı bölgelerde durum aynı değil. Membran tabakası bu kısımlarda çok daha kalın iyelin kılıfı zıt kutuplu iyonlar arasındaki mesafeyi kat be kat arttırıyor. Elbette karşılıklı çekim hala var. Mesela şurada membranın dış tarafında bir katyon olsun, iç tarafında da bir anyon. Bu iki karşıt yüklü iyon birbirini çekmeye devam ediyor. Evet, birbirlerini çekiyorlar, birbirlerine doğru gitmek istiyorlar ama arada kocaman bir mesafe var. Yani sanki evlenmek isteyen çiftler ama arada kocaman kaynana varmış gibi düşün. Tabii bu da karşılıklı çekimin gücünü önemli ölçüde ne yapıyor? Zayıflatıyor. Şu durumda aynı kutuplu iyonları yan yana sıralamak diğer taraftaki kadar kolay değil. Çünkü bu sefer aynı yüklü iyonların birbirine itme kuvveti daha ağır basıyor. Neden? Çünkü çekme kuvveti azdı. Hatırladınız mı? O yüzden itme kuvveti daha ağır basıyor. Birbirlerinden olabildiğince uzaklaşmak istiyorlar. Böyle olunca da membranın bir tarafında depolanabilen aynı yüklü iyonların sayısı Ranvier boğumlarındakilere göre kat be kat ne yapıyor? Azalıyor. Sonuç olarak miyelinli bir aksonda Ranvier boğumları yüksek kapasitansa yani çok sayıda yük depolayabilme kapasitesine sahipken mielinle kaplı bölgeler düşük kapasitansa yani az sayıda yük depolayabilme kapasitesine sahip oluyor. Miyelinsiz aksonlar ise boylu boyunca bir Ranvier boğumu gibiler. Kapasitansları oldukça yüksek. Membranın her iki tarafına da bol bol iyon depolayabiliyorlar. Aksiyon potansiyeli ya da eylem akımı başladığında bu voltaj kapılı sodyum kanalı açılıyor ve pozitif yüklü sodyum iyonları aksonun içine hücum ediyor. O halde membranın bu kısmı depolarize olacak demektir. Ama öncesinde membranın iç duvarına yapışık bu negatif yüklerden bir kısmının bulundukları yerden ayrılması ve sitoplazma içindeki diğer iyonların arasına karışması gerekiyor. Aynı şekilde membranın dış duvarına yapışık bu pozitif yüklerin bir kısmı da membranı terk ederek interstisyel sıvı içindeki diğer iyonların arasına karışmalı. Tabi tüm bunlar biraz zaman alıyor. Fakat şurada yani kapasitansın yüksek olduğu tetikleyici bölgede ve ramvier boğumlarında bu süreç daha yavaş. Miyelinle kaplı kısımlarda ise daha hızlı işliyor. Bunun nedeni düşük kapasitansa sahip miyelinli kısımlarda membranı terk etmesi gereken iyon sayısının daha az olması. Bu bölgelerde membranı depolarize etmek için gereken iyon sayısı ve süre daha az olduğu gibi aksiyon potansiyelinin gerileme safhasında yani potasyum iyonları dışarıya hücum etmeye başladığında membranı repolarize etmek için gereken iyon sayısı ve süresi de daha az. Bu yüzden aksiyon potansiyeli ya da eylem akımı miyelin kılıfıyla kaplı bu kısımlarda boğumlarındaki boğumlarındakine göre çok daha hızlı ilerliyor. Miyelinli kısımları hızla kat edip boğumlara geldiğinde yavaşlayan bu iletim biçimine sıçramalı iletim deniyor. Böyle denmesinin sebebi akımın bir boğumdan diğerine sıçrayarak ilerliyormuş gibi görünmesi. Miyelin aynı zamanda membranın iyon geçirgenliğini de azaltıyor. Yani aksiyon potansiyeli esnasında membranın diğer tarafına daha az sayıda iyon geçebiliyor. Tabi bu aksiyon potansiyeli sonrasında tekrar yer değiştiren iyon sayısının da azalması demek. Yani sodyum potasyum pompasına daha az iş düşüyor. Pompa eylem akımı başladığında voltaj kapılı sodyum kanallarından aksonun içine hücum eden sodyum iyonlarını sürecin sonunda tekrar dışarıya püskürtürken dışarıda kalan potasyum iyonlarını da tekrar içeriye alıyor. Tüm bu işlemler için enerji gerektiğinden mielinin bu süreçte yani eylem akımının iletiminde enerji verimliliğini arttırdığını söyleyebiliriz. Çünkü süreç sonunda iyon konsantrasyonlarının korunması için daha az enerji sarf ediliyor. Miyelinli aksiyonlarda voltaj kapılı iyon kanallarının çoğu ramyer boğumlarındadır. Evet, aksiyon potansiyeli miyelinli bölgede daha hızlı ilerler ama bir sonraki boğuma ulaştığında gücünden az da olsa fire vermiştir. Ramyer boğumları nispeten zayıflayan eylem akımını tekrar eski gücüne kavuşturur ve akımın akson boyunca kararlı bir durumda iletilmesini sağlar.